Kanalımızı takip eden arkadaşlarımız, mealcilerin nasıl bir zihniyete sahip olduklarını az çok anlamıştır. Ayetleri ve rivayetleri nasıl çarpıttıklarını, Kur'an'ı kafalarındaki kurguya uydurmak için birçok gerçeği nasıl hiçe saydıklarını ve çoğu kere Kur'an ile de çeliştiklerini sizlere yer yer örneklerle aktarmaya çalışıyorum. İşte onlardan bir tanesi de Ahmet Murat Sağlam. Bu kişinin de diğerlerinden hiçbir farkı yok. Hatta bunun tekfirci ve habilerden de farkı yok. Ehli sünnet neye inanıyorsa şirk. Hadisler şirk, tarikat şirk, bir bunların gibi kendi uyduruklarına din olarak inananlar Müslüman. Şimdi bu terbiyesiz mealcinin İslam alimlerine nasıl iftira ve hakaret ettiğine şahit olacaksınız. Müslim'de geçen bir hadisi ele almış, Müslim İncil'den intihal yapmış diyor. Sebep ne? Anlatılanların benzerlik taşıması. Şimdi önce rivayete bakalım, sonra nasıl bir cehaletin içinde kıvranıyorlar görelim. Bakalım bu kitabın içerisinde neler var. Diyanet İşleri Başkanlığı 20 bin adet basmış 1987 yılında. Hadis de bu arkadaşlar. Ebu Hureyre'den bu hadis. Ebu Hureyre Resul-i Ekrem'in şöyle buyurduğunu rivayet olmuştur. Bakın herhangi bir ravi zinciri de yok. Ravi zinciri de burada olması gerekiyordu. Arapça metinde de yok. Ravi zinciri böyle kitaplara alınmaz arkadaşlar. İmam Müslim kitabında Ebu Hureyre ile birlikte kendisine kadar kimlerden geldiyse tüm ravileri sayıyor. Hatta kendisini aktaran kişiyi babasıyla, dedesiyle zikrediyor. Muhammed bin Hatim bin Meymun. Meymun'un oğlu, Hatim'in oğlu Muhammed. Tüm ravileri kim kimden almış hepsini zikrediyor. Hepsinin hayatlarını, güvenilirliğini biliyor. Hadis imamı olmak öyle iki ayeti Türkçesinden okumaya benzemez. Arkadaşlar, Allah-u Teala Hazretleri kıyamet günü kullarına der ki, Allah'ın direkt ağzından verildiği için bu tür hadislere kutsi hadis deniyor. Allah-u Teala'nın direkt ağzından verildiği için, ifadeye bakın arkadaşlar. Kısır bir dağarcıktan ancak bu kadar basit bir ifade çıkar. Ey Ademoğlu, ben hasta oldum, halimi sormadın. Aman ya Rabbi, sen alemlerin Rabbisin, seni nasıl ziyaret edebilirim? Bilmiyor musun, falanca kulum hastalığında onu ziyaret etmedin. Eğer onu arasaydın, beni orada bulacaktın. Ey Ademoğlu, senden yemek istedim. Bana bir şey vermedin. Ya Rabbi seni nasıl itham ederim, doyururum? Sen Rabbül Aleminsin. Falanca kulum yiyecek istediydi. Eğer yedirmiş olsaydın onun ecrini yanında bulurdun. Şimdi bu iki tane sorunun formatı aynı. Eğer o Ademoğlu aptal değilse, üçüncü soru da aynı formatta gelecekse, aslında cevabının o kişiyi yani bir iyilik yapmadığını anlaması lazım. Ama yine de ısrarla soruyor. Şimdi arkadaşlar Ahmet Murat'ın IQ'suna bakacağız. Ey Ademoğlu su istedim de vermedin. Burada eğer burada en ufak bir IQ'su çalışıyorsa bu adamın 30-40 ayarında bir IQ bile burada hemen işte birine su vermediğini anlaması lazım. Ama hemen itiraz geliyor. Aman ya Rabbi ben nasıl sana su verebilirim? Sana nasıl su verebilirim? Sen bütün alemlerin Rabbisin. Filanca kulum susamıştı da su vermedin. Eğer verseydin şimdi onun mükafatını yanımızda bulundurun. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Şimdi gördüğünüz gibi bu hadisin bir benzerini şimdi sizinle İncil'den paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar Ahmet Murat'ın IQ'suna bakacağız. Hani hadisi kutsiyeyi uydurma olarak lanse edebilmek için saçma olarak sunacak ya. Bir sözünü tamamlasın göreceğiz. Sonra da İncil'deki bir yerle benzer olduğunu söyleyip burayı okuyor. Sonra hükümdar sağındakilere gelin babamın kutluları diyecek. Dünyanın kuruluşundan bu yana sizler iyi hazırlanan hükümranlığı alın. Çünkü açken bana yiyecek verdiniz, susuzken susuzluğumu giderdiniz, yabancıyken beni içeri aldınız, çıplakken giydirdiniz, hastayken yokladınız, cezaevindeyken görmeye geldiniz. Bunun üzerine doğrular ona ya Rab diyecekler. Biz seni ne vakit aç gördük de doyurduk, susuz gördük de su verdik. Ne vakit de seni yabancı gördük, içeri aldık ya da çıplak gördük de giydirdik. Ne vakit de seni hasta ya da cezaevinde gördük de görmeye geldik. Hükümran şöyle yanıtlayacak. Doğrusu size derim ki, bu kardeşlerimden en değersize yaptığınızı bana yapmış oldunuz. Burada en azından buradaki ifade daha mantıklı. Nasıl mantıklı? İtiraz, 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 aptalca itirazlar yok. Tek bir itiraz var. Müslüm'ün yaptığı aptalca, oldukça aptalca. Şu ifadeye, terbiyesizliğe bakın arkadaşlar. Koskoca bir İslam alimine nasıl da hakaret ediyor. Tüm İslam alimi kabul etmiş, benimsemiş, sevmiş, saygı duymuş. Senin gibi bir avuç mealci kabul etmese ne olur? Kalkıp aptalca diyorsun, hakaret ediyorsun. Neden? Güya İmam Müslim bunun intihal etti veya kurguladı, uydurdu. Terbiyesiz herif, siz Allah'ın kelamını alıp istediğiniz gibi kafanıza göre mana verip uyduruyorsunuz. Din uydurmada çığır açtınız. Millete de empoze etmeye çalışıyorsunuz. Biz sizin yaptığınıza aptalca, ahmakça, salakça, adice diyor muyuz? Demiyorum bak, diyor muyuz diye soruyorum. Peki size böyle yaklaşsak hoşunuza gider mi? Hakaret davası açarsınız değil mi?
vefat etmiş ve tüm Müslümanların nezdinde değeri olan bir alime siz nasıl oluyor da hakaret ediyorsunuz? Şimdi kimin aptalca yaklaştığını göreceğiz. Arkadaşlar, İslam kendinden önce gönderilen hak dinlerden başka bir şey değildir. Din aynı dindir. Ameli hükümler değişebilir. Diğer dinlerde olup bizde değişen bir şeyi de Kur'an ve sünnet belirler. Mesela domuz diğer dinlerde de haramdır. Yahudiler hala dikkat ediyor. Yahudiler de var diye Kur'an ayetini de mi inkar edeceksiniz? Yine sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı buyruluyor. Bak, değişmemiş oruç İslam'da da var. Önceden olup yasaklanmayan ve onaylanan şeyler İslam'da da var. Ameli konularda bu böyleyse itikadi konularda hiç değişme olabilir mi? Kıyamet, ahiret, Allah'a iman konularında bir değişiklik söz konusu olmaz. Lakin diğer ilahi kitaplar Kur'an'ın da bildirdiği gibi değişmiştir, tahrif edilmiştir. Tarihi süreçte asılları kaybolmuştur. Hak kelamı olmaktan çıkıp beşer kelamına dönüşmüştür. Dolayısıyla İslam kaynaklarında bir bilginin İncil'de veya Tevrat'ta benzerinin olması o bilginin intihal edildiğini değil, daha önceden de bildirildiğini gösterir. Şunu rahatça anlayabiliriz ki İncil'deki şekli değiştirilmiştir, aslı Müslim'de geçendir. Çünkü İmam Müslim kendisine kadar gelen ravileri zikrediyor. Ben bunlardan aldım diyor ve bu raviler bilinen zatlar, yoldan geçen kişiler değil. Bunların sırf hayatları hakkında ciltlerce kitap yazılmış. İmam Müslim'e böyle bir iftira ancak sizin cehaletinizi gösterir. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala aynı şeyleri önceki kitaplarda yazdığını beyan ediyor. Fetih suresinin sonunda onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır buyuruyor ve devamında Tevrat ve İncil'de verdiği bir örneği veriyor. Fetih suresi 29. ayeti açın okuyun. Enbiya suresi 105. ayette andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Tevbe suresi 111. ayette Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir buyuruyor. Bak, Tevrat'ta da İncil'de de aynı şeyi vaat ettiğini buyuruyor. Bu ayet bir hadisi kutsi olsaydı ve İncil'in bir yerinde buna rastlasaydın yine aynı şeyi deyip bunu nakleden hadis imamını intihal etmekle, uydurmakla suçlayacaktınız. Yani çelişki içindesiniz. Kur'an'la çelişiyorsunuz. Bunlar da bir din usulü olmadığı için bu konuları zihinlerinde de oturtamıyorlar. O yüzden böyle bir cahilane tavrın içine düşüyorlar. Dolayısıyla bunların ayet ve hadisler üzerindeki yorumlarının bir karşılığı yok. Hadis-i Kutsi'de de kıyamet günündeki bir hal anlatılıyor. Bakın, kıyamet gününden bahsediyoruz. Herkesin kendi derdine düştüğü, kurtulup kurtulamayacağı hakkında bir bilgisinin olmadığı, hesabın ağır ve çetin olduğu, anne babanın evladından kaçtığı bir günden. Düşünün, böyle bir anda hesabınız görülüyor ve alemlerin Rabbi ile muhatap oluyorsunuz. İnsanda IQ mu kalır? Bunu düşünecek IQ'ya sahip değil misiniz? Mesela bakın, Kasas suresi 64. ayette buyruluyor ki, onlara, kafirlere, haydi ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar fakat ortakları cevap veremez. Kafirler zaten ölürken hakikati görüyorlar. Nitekim Firavun'un gördüğü gibi. Hatta kafirler bizi geri çevir de salih amel işleyelim, gerçeği kesin olarak anladık diyecekler. Bu kafirlerde hiç IQ yok mu da gerçeği anladıkları, Allah'a ortak koştuklarının onlara fayda veremeyeceğini bildikleri halde çağırın denilince niye çağırıyorlar? IQ'den değil işte, telaştan. Ne yapacağını bilememekten. Burada ise bir mahcubiyet, bir suçluluk psikolojisi var. Allah-u Teala kuluna bir ihmalkarlığını haber veriyor. Kul da mahcubiyetinden yahut o an ne yapacağını bilemediğinden, ne söyleyeceğini bilemediğinden direkt cevap vermek yerine seni nasıl doyurabilirim ya Rabbi diye soru sorarak aslında cevapta gelecek azarlamadan sakınıyor. Ve cevabı Allah-u Teala'ya bırakıyor. Allah-u Teala daha iyi bilir tabii ki. Kendinizi o psikolojiye bir sokun. Hadis-i Kutsi'yi daha iyi anlayacaksınız. Ve bu Hadis-i Kutsi bize hasta ziyaretinin, muhtaçlara yardımın ne kadar faziletli olduğunu anlatıyor. Allah'ın rızasının bu amellerde saklı olduğunu beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet anlatılırken genellikle kafirlerin diyalogları verilir. Müslümanların sorgu ve cevapları yer almaz. Onları da işte böyle hadis-i şeriflerde buluyoruz. Biz
Allah Resulünden bize sahih yolla ulaşan bu bilgilere inandık, iman ettik diyoruz. Böyle terbiyesiz edepsizlerin, Kur'an ayetlerini bile kendi yorumlarına, kurgularına uyduranların bu rivayetleri yine kendi yorumlarıyla itibarsızlaştırmaya çalışmaları, alimleri karalamaları, sadece kendileri gibi düşünen köksüz, temelsiz bilgisizleri etkiler. Reşat halifeye Resul diye tabi olmuş, Tevbe suresinden ayet inkar eden mürtet ediple Kur'an konuşacaksın. Büyük hadis imamı İmam Müslim'e hakaret edeceksin. Bulunduğun safa bak. Nasipsizliğini dünyada yaşıyorsun zaten. Ahiretini Allah bilir. Bu hakaretleriniz ve iftiralarınız orada da karşınıza çıkacak. Hiç merak etmeyin. Bakalım hadisi kutsideki gibi soru soracak mecaliniz bile kalacak mı?